Değerli basın emekçileri, her zaman olduğu gibi basın açıklamamıza son çıkan infaz düzenlemesi meselesi üzerinden hep söyledim, yine söyleyeceğim. Dünyanın en önemli iletişim ve en önemli etki alanı en büyük olan basın yayın açısından bütün basın emekçilerine özgürlük talebimi yenileyeceğim. Bu İnfaz düzenlemesinde tutuklu olan, hükümlü olan basın emekçileri, sesi kısılan, kapatılan, susturulan bütün emekçilere bir kez daha buradan selam olsun. Tekrar onlara özgürlük talebimi yenilemek isterim. Elbette sadece onlar değil. Siyasi düşüncesinden dolayı sadece düşüncesini ve fikrini ifade edip hala cezaevinde olan, tutuklu olanlara da elbette bu özgürlük talebimi yenilemek isterim. Değerli basın emekçileri, koronavirüsü geldi, koca dünyanın gündemine oturdu. Birçok sektör durdu, anahtarını kapattı, işçisine, emekçisine, işine son verdi ve ve hemen hemen dünya ciddi bir durağanlık içerisinde bir taraftan ekonomik kriz bir taraftan göreceli olarak bazı ülkelerde sosyal kriz ne yazık ki aldı başını gidiyor ve her gün yeni açıklamalar sürüp gidiyor ama size bir şey hatırlatmak isterim. Geçmişten bugüne kadar onlarca kriz yaşandı, yaşanıyor ve elbette bundan sonra da yaşanacak. Çünkü krizlerin temel yaratıcısı insanoğlu, ve onun da temel yapısı emperyalizm, kapitalist düzen, sermaye birikimi, kar ve onun sonunda dünya dengelerinin bozulması, dünyadaki bütün yapıların alt üst olması ve elbette hiç bugüne kadar konuşulmayan, düşünülmeyen yeni zorlukların karşımıza çıkması. Ama her krizde duran ekonomi, duran birçok hayat ama durmayan güneşe, havaya, iklime göre hareket eden durması da mümkün olmayan, çünkü insanın en temel yaşam ihtiyacından sonra en temel ihtiyacı olan gıda ve tarım. Yakın tarihi hatırlayınız, 99 krizi, 2001, hemen 2008-2011 ve ondan öncekiler. Hepsinde birçok sektör dururken durmayan bir şey vardı, yine gıdaydı, yine tarımdı. Bugün de yine öyle. Sadece tarım ve gıda alanında üretim devam ediyor, diğer bütün sektörler bir kenarda duruyor. Çünkü insan havayla, güneşle ve suyla yaşamını sürdürüyor ve elbette gıdayla. Yani hava, su ve gıda. Gıdanın olması için de tarım şart, üretim şart. Bugün üretimde en önemli üretim biçimimiz olan üretim alanlarımızdan olan, üretim çeşitlerimizden biri olan ve 83 milyonun Türkiye Cumhuriyeti'nin 83 milyonun en fazla tükettiği, sudan sonra en fazla tükettiği çaydan bahsedeceğim. Koronavirüs etkisinde çayın mücadelesini, nereye gidiyoruz, ne oluyoruz? Onunla ilgili taleplerimizi, daha doğrusu üreticilerin taleplerini ve aslında bugün farkında olmayan tüketicilerin temel tüketim maddesi olan çaydan biraz bahsetmek isterim. Aslında 132 yıl önce Türkiye topraklarına gelen önce Bursa'dan üretim denemeleri yapılan, başarısız olduktan sonra daha sonra çeşitli denemelerle bugünün temel merkezi olan Rize'de, Artvin'de, Trabzon'da kendine alan bulan ve 1924 yılında kanunu çıkan 407 sayılı kanun arkasından 1937 yıllarda dışarıdan tohum getirilerek denemelere başlanan ve 1950'li yıllarda artık tamamen ticari olarak da üretimi yapılan bir çay. Çay yaklaşık olarak 200 bin ailenin üretim ve yaşam biçimi. Sadece bunların değil elbette. O bölgenin, Rize'nin, Artvin'in, Trabzon'un, Giresun'un, Ordu'nun insanının hem ailesel düzeyde Aynı zamanda esnafı, ticareti çaya bağlı. Çay yoksa aslında Rize'den bahsetmek çok mümkün olmaz. Karadeniz'in o bölgesinden hangi sıfatla bahsetmek çok mümkün olmaz. Çay ve fındık Karadeniz'in temel ürünüdür. Bunu hepimiz herkes bilir. Ve sadece yeşil çay olarak geldiğinde bunun kuru çaya dönüşmüş biçimiyle 10 milyar TL'lik bir sadece ticari hacmi vardır. Bu daha da fazla biliyorum. Sadece kuru çay olarak bugün TÜİK'in verdiği rakamlar üzerinden bile değerlendirdiğimizde 10 milyar civarında ciddi bir bölgeye katkısı var. Buradan yola çıkarak 850 bin dekar alanda aşağı yukarı üretimi yapılan yıllara göre değişmekte. 750 bin, 800 bin, 850 bin dekar alanda üretimi yapılmakta ve bir buçuk milyon ton civarında yaklaşık olarak yaş çay üretimi yapılan ve bunun karşılığı yıllara göre değişmekle beraber 250 bin tonla 300 bin ton arasında 2019'da 280 bin ton civarında kuru çay ürettiğimiz topraklarımız. 2006 yıllarına kadar hemen hemen adından hiç bahsetmediğimiz ithalatla ithalat yapılmadan gelen bir çay üretimimiz ve tüketimimiz var. Ama 2006 yılından sonra büyüyen bir ithalat rakamıyla da karşı karşıyayız. Aslında çayda kendi kendimize yeten bir ülkeyiz. Ve elbette bir dünya rekoru var. Kişi başına 3-3,5 kilogram çay düşerek dünyada en çok çay tüketen ülkeyiz. En başında söylemiştim. Sudan sonra en fazla 83 milyon insanın tükettiği bir gıda aynı zamanda içecek. Dolayısıyla basın emekçileri çay tek başına çay değildir. Karadeniz insanının ekmeğidir. Karadeniz insanının emeğidir. Karadeniz insanının kültürüdür. Karadeniz insanının yaşam biçimidir. Bugün Anadolu'nun birçok yerinde yaşayıp mevsimi geldiği için Karadeniz'e, Rize'ye, Trabzon'a, Artvin'e dönen binlerce insan var ve bunların aslında hikayesi de tam da buna bağlı olarak yaşamaktadır. Ve bir ithalat rakamıyla sizle paylaşmak isterim. AKP döneminde toplam 139 bin ton çay ithal ettik ve 346 milyon dolar da para ödedik. Bu ithalata 2020'nin Ocak ve Şubat ayı dahil. Peki ihracatımız ne kadar olmuş? Toplam 72 bin ton çay ihraç etmişiz. 231 milyon dolar da gelir elde etmişiz. Elbette çayın öyküsü ve hikayesi ithalat ihracat rakamları üzerinden değerlendirilemez. Ama sadece şunu söylemek isteriz. Birçok tarım ürününde olduğu gibi bizim ülkemiz çay ülkesidir. Bu ülkenin değil yüz binlerce ton bir tek kilogram bile çay almasını biz bir tarımcı, bir çiftçi, bir siyasetçi olarak kabul etmiyoruz, edemeyiz. Ama bunun içinde sınırlarımızdan giren kaçak çaylar, insanların getirdiği çaylar hariç bu söylediğimiz bütün rakamlar. Ama kısaca şunu söylemek gerekirse Türkiye 83 milyonla değil çok daha fazla insana çay üretip çay içirecek özelliklere, iklim yapısına sahip ve bu Gerçekten doğanın müthiş bir zenginliği, bu ülkenin inanılmaz bir zenginliği. Zaten söylediğim rakamlarla ne kadar katma değerinin yüksek olduğunu da aşağı yukarı söyleyebiliriz. Düşünün ki bugün kapalı olan yüz binlerce kahvede çay bu ülkenin dar gelirli ve yoksul insanının en önemli içeceği, en önemli içeceği simit parasından bile daha ucuz olan ama onun yaşamında, sağlığında gerçekten çok önemli bir yer tutan bir üretim. Elbette çay deyince çayın bir ekilişte 70 yıl, 60 yıllık bir ömrünün olduğunu da buradan paylaşmak isteriz. Günlerdir çayla ilgili örgütler, sivil toplum kuruluşları, kooperatifler, dernekler Karadeniz halkı çayla ilgili sesini, feryadını yükseltmekte. Yeni bir sezon geliyor. Çayla ilgili eğer tedbirler alınmazsa ciddi riskler var diyorlar. Bu riskleri sizle paylaşmak isterim kısa kısa. Tahminen Mayıs'ın başı yer yer değişmekle beraber Mayıs'ın 5-10'undan itibaren çay hasadına doğru gideceğiz. 3 defa çay biçimi yapılır yaklaşık 40-45 gün aralıklarla yani ortalama Mayıs'ın 10'u desek, 15'i desek, Haziran, Temmuz sonu, Ağustos başı olmak üzere 3 defa bir biçim yapılacak. Mayıs'ın 15'i olur, Haziran'ın sonu olur, Temmuz'un sonu olur. Bunlar 3 gün öncedir, 5 gün sonradır ama 3 biçim alınacak. İlk biçimden önce yani bugünlerde aslında Mart sonu, Nisan başı ya da bugünlerde en geç aslında bir gübreleme yapılması gerekiyordu. Ne yazık ki yapılamadı. Neden? Koronavirüsün bölgeyi etkilemesi, sokağa çıkma yasakları, karantina nedeniyle bu gübrelemeler eksik yapıldı. Yine önemli bir konu, elbette çapalamaların kısmen o yabancı ot temizliğinin yapılması ve elbette varsa yabancı bitkilerin ayıklanması adına temizlik ve deyim yerindeyse fiziki çabaların yapılması gerekiyordu. Bunlar da yapılamadı ve biz böyle bir dönemde çay sezonuna giriyoruz. Kısaca öngördüğümüz ve bizi bekleyen o bölgenin çiftçisinin, üreticisinin, kooperatifinin de gündeme getirdiği sorunları ya da sorunlaşacak olan sorunsalları paylaşmak isterim. Karantina var. Bölge bölge. Biliyorsunuz 65 yaş uygulaması var. Dolayısıyla karantina uygulamalarının çift, çay üreticilerinin çay bahçelerine ulaşmasında bir engel olarak ve sorun olarak karşımıza durmaktadır. 65 yaş 65 yaş meselesi başka bir sorun. Karantinadan dolayı sokağa çıkmamasından, çıkamamasından dolayı insanların başka bir sorun. Yani çay bahçeleri şu anda kaderine terk edilmiş durumda. 65 yaş meselesi ve çiftçinin tarıma ulaşma meselesi, tarlaya ulaşma meselesi önünde olan sorun ciddi bir sorun olarak karşımıza durmaktadır. Diğer taraftan değişik illerde yaşayan Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de, Konya'da o bölgenin kendi insanı olan yaz olunca çay bahçelerine gelen insanların ilden iline ulaşım sorunu var. Lojistik sorunu var. Yaştan dolayı izin alamıyorlar. Ulaşım yok. Bundan dolayı genel bir çay bölgelerine ulaşma sorunu var. Lojistik sorunu var. Koronavirüsten dolayı bu yasak ciddi bir sorun olarak karşımıza durmaktadır. Mevsimlik tarım işçileri iki açıdan değerlendirmek isterim. Bir tanesi çay hasadında ağırlıklı olarak uzmanlaşmış, gerçekten bu konuda çok yetenekli olan batım üzerinden Gürcistan'dan gelen ve Azerbaycan'dan gelen 30 bin civarında çay hasat biçicisi var. Bunların bu sene gelmeyeceği kesinleşmiş durumda. Bunlar gelmeyecekler. Dolayısıyla bu çok önemli bir sorun olarak karşımızda durmaktadır. Aynı şekilde mevsimlik kendi ülkemizin içerisinde doğudan güneydoğudan ama Artvin ya da Rize bölgesine daha çok Erzurum ve civarından gelen hasat döneminde çalışacak olan işçilerin de gelememe durumu var. Bu da ciddi bir hasat yapma konusunda ciddi bir sorun üç biçim olarak ele aldığımızda ciddi bir sorun olarak karşımızda durmaktadır. Ne yazık ki henüz bir çay taban fiyatı ve çaya verilecek prim belirlenmemiş durumdadır. Evet biraz daha zaman var gibi görünmekte. Geçmiş yıllarda bu Mayıs'ın başında açıklanmaktaydı. Ama bu yıl özel bir yıl. Bu yıl çiftçiyi teşvik etmemiz lazım. Çünkü bir tarafta virüs korkusu var, bir tarafta karantina var, bir tarafta ulaşamama sorunu var, bir tarafta 80 milyonun sofrasının ya da içeceği var. Dolayısıyla bu konuda biraz erken davranarak, doğru davranarak çay taban fiyatının açıklanmamış olması ciddi bir sorun olarak karşımızda durmakta ve elbette prim. Zaten primin açıklanması hükümetin ortak kararı olacaktır. Bununla ilgili henüz bir açıklama yapılmaması ciddi anlamda bir sorun olarak çiftçinin önünde durmaktadır. Geçmiş yıllarda sorun olarak karşımıza çıkan kota, kontenjan ve randevu sistemi aynen geçmiş yıllardaki gibi devam ederse yine çay hasat biçim ve işleme noktasında ciddi sorunlar yaşanacağı üreticiler tarafından çok açık bir şekilde ifade etmektedir. Çay fabrikalarında çalışanların çayı taşıyanların Koronavirüs meselesi üzerinden sağlıkla ilgili kişisel koruyucu donanımlar başta olmak üzere şu anda duyumlarımız fabrikalarda bazı çalışanların bulaşık olduğu bunlarla ilgili de ciddi bir tedbirin alınması konusu önemli bir sorun olarak karşımızda durmaktadır. Çay alım sezonunun geçmiş yıllar gibi bir ay gibi kısıtlı tutulması ciddi bir sorun olarak karşımızda durmaktadır. Ödeme zamanı çay fiyatlarının alım miktarları konusundaki soru işareti yine önemli bir sorun olarak karşımızda durmaktadır. Yaş çay alımında iki yıl önce yüzde üç olan, daha sonra yüzde ikiye inen ve bugün yüzde bir olarak uygulanan özellikle çay eksperlerini doğrudan ilgilendiren ama uzantısında çay üreticisini doğrudan ilgilendiren fire ve kalite oranının yüzde ondan yüzde yediye düşürülmesi gerçekten önümüzde çay üreticileri için önemli bir sorun olarak durmaktadır. Gübre fiyatlarının yüksekliği biraz önce söylediğimiz nedenler nedeniyle işçi ücretlerinin öngörülememesi ne olacağının öngörülememesi nedeniyle ciddi bir girdi maliyetinin olması önemli bir problem olarak karşımızda durmaktadır. Ekonomik olarak çaya bağlı olmayan, o bölgede yaşayan, kırda yaşayan insanların sosyal devlet anlayışı içerisinde bir fiyat garantisinin, bir gelirinin olmaması onlar açısından önemli bir problem olarak karşımızda durmaktadır. Ve bir eksperin dört alım noktasında görevlendirilmesi, her alım noktasında görev yaparken orada sürenin uzaması, bir kuyruğun oluşması ve işlerin yavaş gitmesi açısından önemli bir sorun olarak karşımızda temel olarak durmaktadır. Bu sorunların üretim miktarını, üretim kalitesini ve elbette çiftçinin gelir durumunu ve gelir düzeyini etkileyeceği ve bütününe bakıldığında da 83 milyonun sofrasının en önemli tarım ürünün, ürününün ve en önemli içecek maddesinin geleceğine dair önemli bir alan olarak durmaktadır. Değerli basın emekçileri, evet sorunları söylemek kolay. Sırayla söyledik. Şimdi ne yapılmalı? Ne yapabiliriz? Ne yapmalı yetkililer? Bunları da kısa kısa sizinle paylaşmak isterim. Bir kere bu koronavirüs meselesi üzerinden derhal bir çay kriz masası dersiniz, çay izleme masası dersiniz, çay tarım kurulu dersiniz. Bir çay tarım kurulu kurulmalı. Bölgedeki sizi toplum örgütleri, akademik odalar, çay kur ve yetkili kamu kurumlarının içinde olduğu sendikaların, çay üreticilerinin olduğu bir kurul derhal kurulmalıdır. Ortak karar alınmalıdır. Bu önemli. Yine çay üreticilerinin aslında Türkiye'deki bütün tarım üreticilerinde olduğu gibi üretici borçlarının derhal sıfır faizde uzun vadeli olarak geriye atılmalıdır. Eğer bugün ani ihtiyacı olduğu ihtiyaç duydukları gelir için desteklemelerden elde edilecek payları derhal ödenmelidir. Çünkü eğer desteklemelerden payları ödenmezse yani Ağustos'ta, Eylül'de, Kasım'da ödeyeceğiniz desteklemelerin neye faydası var? Oysa çiftçinin bugün gübre atacak gübre parasına ihtiyacı var. Tarlaya gidecek mazota ihtiyacı var. İşçi tutacak, işçinin parasını ödemeye ihtiyacı var. Dolayısıyla tarımsal doğrudan gelirler üzerinden çay üreticisinin aslında bütün üreticilerin ama acil olarak çay üreticilerinin de derhal doğrudan gelirleri ve 2019 primleri derhal ödenmeli. 2020'ye ait de desteklemeleri derhal ödenmeli. Bu çok önemli. arazi varlığını ispatlayan ÇKS'ye kayıtlı veya değil. Tapu üzerinde arazi varlığını kayı kanıtlayan bütün çiftçilere, çay üreticilerine ulaşım izni verilmeli. Tabii ki ateşine bakılabilir, analizi yapılabilir, süründüsü yapılabilir. Yani bunlar yapılarak koronavirüsle ilgili hijyen, dezenfektan, sosyal mesafe koşulları sağlanarak çay üreticisini, çay üreticiliğini ispatlayan bütün üreticilere derhal evden çıkma konusunda hiçbir sorun yaratılmamalı. Aynı zamanda başka illerden çay sezonu için çayının bahçesine gelmek isteyen üreticilere de aynı koşullarda valilik üzerinden derhal izin verilmeli. Ama derhal. Çünkü zaman geçiyor. 15 gün kaldı hasata. Eğer bu hasat süresine yetişemezlerse hasadını yapamazlarsa ki ilk biçim en kaliteli biçimdir. Biz çay konusunda çok ciddi sorunlar yaşarız. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Derhal elbette hijyen ve sağlık koşulları korunarak bunlar önemli bir şekilde denetim altına alınarak derhal çiftçilere arazilerine gitme, kentten kente geçme, ilçeden ilçeye gitme, gezme, ulaşma olanağı sağlanmalıdır gezme derken tarlasına gidebilme anlamında kullandım. Ve bu organizasyon çok hızlı yapılmalıdır. Neden mi? Mevsimlik tarım işçisi gelecek. Çok hızlı bir şekilde 14 gün karantina süresi takip edilmelidir. Başka ilden insanlar gelecek. 15 gün, 14 gün karantina süresi takip edilmelidir. Dolayısıyla bunun çok hızlı organize edilmesi, ulaşımının çok hızlı yapılması ve bu organizasyonun bir uygun zincir içerisinde yapılması ve sonuçlanması gerekiyor. Çünkü biz Mayıs'ın başında hasata başlayacakmışız gibi insan iş gücünü oraya kaydırmalıyız. Çünkü 30 bin gelmeyen, gelemeyecek olan Azerbaycan, Gürcistan kökenli çalışanların yerine başka illerden gelenler o kentin yöresel insanı, köyün yerleşik insanı tarlaya gitmek zorunda. Dolayısıyla çok hızlı ama çok hızlı bu sistemin organizasyonunun yapılması başka illerden gelenlerin ve aynı il ya da başka bölge ilinden gelenlerin, ilçelerden gelenlerin derhal bu organizasyon içerisinde sağlık taramalarının yapılıp 14 günlük karantina sürelerinin gerçekleştirilip mayıs başında iş gücü kaybetmeden mutlaka bu emek ve sahiplenme sürecinin tamamlanması gerekiyor. Yine mevsimlik olarak gelecek olan işçilerin yaşam koşulları, barınma, sağlık ve çalışma koşullarındaki dezenfeksiyon, hijyen, sosyal mesafe koşulları sağlanmalı. Özellikle barınma yerlerinde, aynı çadırda ya da aynı konteynerde sosyal mesafenin korunacağı biçimde yatacakları, kalacakları alanlar ayarlanmalı. Tuvaletleri, banyoları, yaşam alanları gerçekten insana yakışır bir şekilde olmalı insanca yaşayacakları bir şekilde olmaları, onların iş güvenliği sağlanmalı ve onların çalışmaları ve gelmeleri özendirilmeli. Özendirilmeli. Bu çok önemli. Sadece çayda değil, bütün Türkiye'de mevsimlik tarım işçileri çok önemli. Bütün bu söylediğimiz olanaklar onlar için de elbette kullanılmalı. Her zaman söylediğimizi yine söylemek isterim. Çayda taban fiyatı derhal açıklanmalı. Ve bu taban fiyat bu sene yaşanan koronavirüs salgın, salgınından dolayı yaşanan bu krizden kaynaklanan kalite düşüklükleri, kayıplar göz önüne alınmalı. Kalifiye eleman olmadığı için biçimden kaynaklanan sorunlar olacak. Bugünlerde müdahale edilmesi gereken sorunlara müdahale edilmediği için bazı sorunlar olacak bu kalite kayıplarını da göz önüne alarak, üretim kayıplarını da göz önüne alarak bir taban fiyatı açıklanmalı, insanca olmalı, yaşanılır olmalı, çay üretiminin sürdürülebilirliğini sağlamalı olmalı ve elbette yeşil çay, yaş çay priminin de gerçekten artık komik rakamlardan çıkıp gerçekten bir desteklenebilir, desteklenmiş anlamında kıymeti olan bir rakama kavuşturacak şekilde derhal ve hızlıca açıklanmış, açıklanmalıdır. Biraz önce bahsettiğimiz temel sorunlardan bir tanesi kota, kontenjan ve randevili sistem kaldırılmalıdır. Yani kota koyarak bugün 50 kilo biçebilen insanın 50 kilosu alınabilmelidir. 70 kilo biçen 70 kilonu alabilmelidir dekar başına. 20 kilogram kota koyarak 20 kilogram fazlasını cezalandırarak bu olmaz. Bu sene özel ve zor bir sene. Tamamen aslında bu kota sisteminin kaldırılmasını talep ediyoruz. Ama bu seneye özgü olarak hızlıca, acil, derhal kota, kontenjan ve randevu sisteminin kaldırılması hiçbir üreticinin mağdur olmayacağı biçimde organize edilmesi, derhal ve hızlıca sağlanması gerekmektedir özel fabrikalarda ve Çaykur'da çalışan bütün işçilerin sağlık taramaları yapılıp kişisel koruyucu donanımları sağlanıp fabrikaların havalarını havalandırmalarının çalıştırılması ve onların insanca yaşayacak bir ortama kavuşturulması gerekmektedir. Önce sağlık diyorsak o emekçilerin de tarladan fabrikaya gelen bütün süreçte kamyon taşıyıcısından tutunda da aracısına kadar hepsinin sağlık güvencesi taraması yapılıp onlar koronavirüse karşı savunmasız bırakılmamalı. Kişisel koruyucu donanlar ve yaşam alanları en iyi bir şekilde düzenlenmelidir. Biraz önce söyledim. Yaş çay alım süresi uzatılmalı dedik. Ne demek? Örneğin Mayıs'ın başında biçime başlıyorsanız size diyorlar ki Mayıs'ın sonuna kadar bir ay içerisinde bunu tamamlayınız birinci biçimi. Bu senenin koşullarında geçmiş yıllarda bu çok zor ancak sağlanabiliyordu. O da profesyonel biçiciler vardı. Koşullar normaldi. Bugün hiçbir şey normal değil. Yeterli hazırlık yok. Profesyonel biçiciler yok. Dolayısıyla bu bir aylık aralığın uzatılması, diğer biçimi sürecine kadar uzatılması, biçimler arasındaki o sürecin alıma entegre edilmesi, uygulanması yani kısaca o bir aylık sürenin kaldırılması en doğru yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Çayın telef olmaması, çayın fabrikalara bilmesi açısından. Yine çayın en önemli riski doğal afete karşı koruması yok. Çoğu sigortasız. Ortalama 4-5 dekar ortalaması var çay alanlarının. Tümü güvence altına alınmalı. Tarsim sigortası dışında devletin AFAD üzerinden bu yıl bütün tarım ürünlerine bunu yapması gerekir. Ama çay hasatı geliyor, çaya da bunu yapması gerekir. Zaten karşımızda bir böcek problemi var. Bununla ilgili de gerçekten çalışmanın yürütülmesi, devam edilmesi gerekmektedir. Bölgede yaşayan, geliri olmayan ailelere insanca yaşamlarını sürdürebilmeleri için bin lira civarında bir aile yardımının aylık olarak yapılması şart. Bunlar insan. Kırda yaşıyor olabilirler. Sosyal devletin en önemli görevi kırda yaşayan insanlarını desteklemektir. Yoksulunu, fakirini onları desteklemektir. Kırsal halk bu ülkenin en yoksul kesimidir. Bunlar göz önüne alınarak bu virüs sürecinde, bu kriz sürecinde onlar göz önüne alınarak davranılmalıdır. Bir eksperin dört bölgede, dört yerde alım yapmasının önüne geçilmeli. Hızlı alımın gerçekleştirilmesi için fabrikalarda çalışan mevsimlik süreli işçilerin bir, mevsimlik süreleri uzatılmalıdır. Çalışma süreleri uzatılmalıdır. İki, onların içerisindeki kalifiye elemanlardan eksper oluşturmalıdır ve her bir alım noktasında bir eksper görevlendirilip hem istihdam hem de çay alımının hızlandırılması en doğru yöntem olarak karşımıza çıkmakta bunun sağlanması için çaykur ve diğer alım noktalarının bu konuda hassasiyet göstermeleri gerekmektedir. Çay nakil işlerini yapan kamyoncuların hijyen, kişisel koruyucu donanım, sosyal mesafelerine dikkat edilip korunmaları ve lojistikte bir sorun çıkmaması için bu çalışmaların yürütülmesi gerekmektedir. Sokağa çıkma yasağı uygulandı. Bu sokağa çıkma yasağı tarım alanında ciddi bir sorun olarak karşımızda durmaktadır. Geçen hafta sokağa çıkma yasağı öyle bir saatte uygulandı ki gün içerisinde hasatını yapmış, kamyonlar, kamyonlarına ürününü sarmış ya da sarmamış, hasatı yapılmış bütün ürünler özellikle yaş meyve sebze, sebzenin büyük bir kısmı zorda kaldı. Üç gün sonra ancak halde satışa sunulabildi. Dolayısıyla bir kısmı elbette telef oldu. Dolayısıyla tarım kesiminde karantina uygulamaları gözden geçirilmeli. Çiftçinin karantinası olmaz. Burada benim durduğum gibi. Fabrikanın müdürünün evde durduğu gibi. Evden tarım yönetilemez. Tarla, bağ, bahçe yönetilemez. Dolayısıyla karantina uygulamalarının çiftçilerin kendilerini ifade edip sağlık koşullarını güvence altına aldıkları sürece tarlalarda geçerli olmamalı. Kocaman alanları düşünün. Tarlada üç kişi, beş kişi, on kişi birbirinden çok uzak mesafelerde çalışabilir. Sosyal mesafenin en rahat sağlanacağı yer tarlalardır, tarım alanlarıdır. O yüzden tam üretimin hızla başladığı dönemde ekimin, hasadın, her şeyin hızla olduğu bir süreçte karantinanın tarım kesiminde uygulanmasına göz önünde bulundurularak karantinanın tarım kesiminde uygulanması çok zor, mümkün değildir üreten tarlada olmalıdır ama elbette hijyen ve sağlık koşulları göz önüne alınarak uyarlanmalıdır. Kısaca çay tarlada kalmamalı, çay soframızda olmalı. Bu gerekçelerle çay üreticisi sahipsiz değildir. Çay 83 milyon insanın temel tüketim gıda maddelerinden biridir. O yüzden çayın üretimi için biraz önce söylediğimiz tedbirlerin alınması yetkililere bu konuda uyarımızı bir kez daha bu salondan siz değerli basın emekçiler aracılığıyla sunuyoruz. İlginiz için teşekkür ediyorum. Sorusu olan var mı değerli arkadaşlar? Teşekkür ederim, iyi günler dilerim.